Evet arkadaşlar, üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde re ve la notalarını öğreneceğiz. Öncelikle size kemençenin tellerini ve tellerinin hangi seslere tekabül ettiğini sizlere anlatayım. En kalın telimiz olan bam teli bize mi sesi verir. Orta telimiz bize la sesi verir. En ince telimiz de bize re sesi verir. Yani re, la, mi. Re, la, mi. Arkadaşlar, bir önceki derslerde de size anlatmıştım. Kemençeyi tek tel tek tel çalarsak bize kemanvari bir ses verir. Ama kemençeyi iki tel iki tel çalarsak akorlu bir ses gelir. Yani asıl kemençe sesini kemençeyi iki tel iki tel çaldığımızda kemençeden alırız. Şimdi ise yayla sesleri çalalım. En ince telimiz olan re telini hiçbir şeye basmadan çalıyoruz. Bu re. Yani re, 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 re. Daha böyle bir kemanvari bir ses var. Ama şimdi bunu la ile birleştirip ikisi iki teli aynı anda çalarsak yine re sesi alırız. Orta telimiz neydi? La. La sesini de çalalım sizde. La, 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 la. La teliyle mi telini birlikte çalarsak tok bir la sesi alırız. Şu şekilde. La, 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 la. Arkadaşlar, la ve re sesleri aslında kemençemizin nasıl düzgün çalınabileceğini bize öğreten notalar. Çünkü la sesi mi ve la tellerini çaldığımızda veriyor bize. Re sesi ise la ve re tellerini çaldığımızda. Yani iki tel soldan, iki tel sağdan çalıyoruz. Bu da nedir? Kemençe dediğim gibi diğer derslerde, yani şu şekilde, şu şekilde çalarak değil de yayımızı düzgün tutup kemençemizi sağa sola çevirerek çalıyorduk. Yani re, 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 re çeviriyoruz. La, 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 la çeviriyoruz. Re, 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 re çeviriyoruz. La, la. Yayımız düz, bileğimiz oynuyor. İki tel inceden re, iki tel kalından la. La burada tabii ortak ses gibi bir şey oluyor. Şimdi çalışmalarımızı şu şekilde sürdüreceğiz arkadaşlar. Öncelikle dört vuruşluk re ve dört vuruşluk la notası. Re, re. Şimdi ise iki vuruşluk re ve la notaları. Re, re, la, la. Re, re, la, la. Şimdi ise bir vuruşluk uzun yay çekerek re ve la notalarını çalışalım. Re, la. Çeviriyoruz re, çeviriyoruz la, çeviriyoruz re, la. Şimdi bu üç çalışmamızı, yani 4 re, 4 la, 2 re, 2 la, tek re, tek la olarak birleştirelim. Re, 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 la. Arkadaşlar, buna öncelikle bakarak, sonra da işte bakmayarak, sesi kulağımızdan algılayarak düzgün çalmaya
Bu çalışmayı yani atıyorum 5 dakika, 10 dakika, ondan sonra biraz ara verip tekrar bir daha çalışarak emin olun elinize oturacak. Bu iki notayı oturttuktan sonra diğer notaları da size göreceğiz. Göstereceğim size. Tabii bir süre sonra şu şekilde olacak size. Hızlı bir şekilde çalayım isterseniz. Re 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 la 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 re re la la re la re 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 la 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 re re la la re la. Son kez anlamayan arkadaşlar için yavaş ve peşinde de bir hızlı çalıp dersimizin sonunu getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu işte sebat edip çalışırsak emin olun kemençeyi herkes çalabilir. Şimdi şöyle bir şey vardır arkadaşlar, biliyorsunuzdur. İşte kemençeyi işte herkes çalamaz. İşte çünkü nota göstermiyorlar. Nota göstermedikleri için de kulağı olabilen, yani müzik kulağı olabilen arkadaşlar kemençeyi çalabiliyor. Diğerleri ise uğraşıyorlar, olmuyor. Bir de kemençe tabii akortlu olması gerekiyor. Akordu yoksa bir kemençenin istediğiniz kadar uğraşın çalamazsınız. Arkadaşlar sabredin, çalışın ve emin olun ki kemençeyi çalacaksınız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.